görsen oğlum. Hadi gel o zaman, hadi bakalım. Emanet alınır. Tamam da, bursluluk sınavınızı her birinize ayrı ayrı başlam. Hocam kimliğimiz? Şehirlerde karı görmek biraz erkekten. Çünkü şehirlerden rahatça. Kamera açısından. Kamera açısından. Normal mi? Tamam, onu deneyelim. Öyle bir. Biz de gireceğiz. Fakat hep biz derdik soruları biz sorarız diye ama bu sefer ters köşe olduk. Soruları başkaları da sorabiliyormuş. Tavsiye ederim. Bir gün öncesinde mesela ben erken uyandım ki yani gece şey yapmayayım. Erken uyudum. Saatimi kurdum. Planlamamı yaptım. Yani her şeyi aksilik çıkar diye erken çıktım evden. Ondan sonra geldim yani. Bu konu tabii o stresi ben anlıyorum öğrencileri. Ben her zaman da sınavlarda öğrencilere moral motivasyon konusunda yardımcı oluyordum. İnşallah bu sınavda da biz de moral motivasyonla gireriz ve bitiririz. Hayırlısı olsun hakkımızda. 30 yıllık öğretmenim. Sınava gireceğiz, baş öğretmenlik sınavına. Vallahi sınava geç kalmasınlar. Kurallar zaten belli, sınav kuralları. Kurallara uyarlarsa hem huzurlu bir şekilde sınava girerler hem de daha iyi olur kendileri için. Sınavda başarılı olurlar huzurlu girdikleri için. Hocalarımız biraz heyecanlı hepimiz. Tabii uzun yıllar sonra sınava girince bir heyecan var hepimizde. Sınav giriş belgesinde 9.30'da burada olmamız gerektiğini yazıyor. Kurallara uymak adına erken geldik. Diğer öğrencilerimiz sınavlarına çalışsınlar, başarılı olsunlar. İnşallah biz de başarılı oluruz. Diğer öğretmen arkadaşlarımız da başarılı olur. Öğrencilerin tavrına dikkat etmesi gerekiyor. O üstüne yıllardır vurgulanarak yapılan bir uygulama. Gelip de saniyelerden kapının önünde kalanlar oluyor maalesef. O yüzden onlar tedbirli olsunlar yine. Kamera açısından. Kamera açısından. Normal mi?